Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, yeni bir borsa ve Viyop kontratları adına gün sonu analiziyle birlikteyiz. Seans arasında vermiş olduğum analizde ilk seans sonu itibariyle endekste ve Viyop kontratlarındaki gelişmeleri paylaşmaya çalıştım. Şu an ise günün bitimi ardından gün içerisinde, gün genelinde oluşan rakamları ve verileri ve sonuç itibariyle oluşan seviyeleri yorumlamaya çalışacağım. Değerli dostlar, seans arasında bireysel emeklilik konusunun borsa üzerinde bir beklenti yarattığıyla ilgili olarak mevzuya değinmiştim. Malumunuz üzere bireysel emeklilik fonlarının %10 civarında portföylerinde hisse senedi bulundurmaları şeklinde bir zaruret getirildi. Bunun ise 31 Temmuz tarihine kadar son tarih olduğu şeklinde bir mevzuat değişikliğine gidildi. Bu hususta borsaya yaklaşık 1 milyar TL civarında bir sıcak paranın akacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Yalnız bu konuya biraz temkinli yaklaşmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Ağırlığımızın yabancılar nezdinde olduğu bir borsa ortamında bu hususta yabancıların yukarı yönlü atakları satış fırsatı olarak görmeye başladıkları bir dönemde bu miktar çok çok olağanüstü bir miktar değil. Borsayı bir yerden alıp da başka bir yere taşıyabilecek kadar ciddi bir para girişi yaratmayacaktır bu bahsettiğim 1 milyar TL civarındaki rakam. Bu nedenle bu konuya çok ama çok fazla anlam yüklememek gerekli olduğunu, borsadaki ciddi bir yükseliş için ciddi anlamda yabancı para girişi olması ve yabancıların desteğinin olmasının gerekli olduğunu hatırlatmış olalım. Değerli arkadaşlar, dolar TL'deki zayıf seyir, altı seviyesine desteğine doğru yakın konumdaki seyir borsaya doğal olarak olumlu yansımakta. Özellikle geçtiğimiz hafta 83.500 seviyelerine doğru yaşanmış olan geri çekilme sonrasında haftanın son 2 gününde tepki alımlarının geldiğine tanık olduk ve borsadaki tepki eğilimi haftanın ilk 3 günü itibariyle bugün de dahil olmak suretiyle devam ediyor. Haftanın ilk 2 gününde yukarı yönlü ataklarda kapanışa doğru bariz bir satış baskısı oluşuyorken bugün bu manada bir baskıya tanık olmadık. Zira 87 bin üzerinde kapanış yapmayı başaran bir endeks koşullarını yaşamış bulunuyoruz. Değerli dostlar, bu grafiğimiz günlük bir grafiktir ve seans arasında yapmış olduğum analizde 87.500 seviyelerine yakın bir konumda olduğumuzdan ve bu seviyenin üzerine yönelik ataklar olsa bile özellikle 88.000 seviyesindeki aylık ortalamamızın daha doğrusu 68 aylık önemli bir hareketli ortalamamızın bulunduğunu sıklıkla yorumlarımda belirtiyorum. Ve bu ortalamamız 88 bin seviyesine denk gelmekte. Özetle 88 bin ve 88 bin 400 aralığının çok ciddi bir direnç bölgesi olduğunu, bu seviyeye yaklaşımlara dikkatli olunmak kaydıyla bu bölgeden satışların gelebileceğini ve yeniden 87.500 altısına gerilemeler olabileceğini ifade ediyordum. Zira arkadaşlar, bu tarz satışlar gelse bile 86.500 seviyesi üzerinde tutunma gerçekleştikçe endekste tepki niyetinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar, bu bir günlük grafiktir ve günlük grafiğimiz itibariyle 99.000 yakınlarından başlamış bulunan satış dalgasının özellikle 99.200'ler seviyesine, daha doğrusu swap krizi sonrasında 90.000 seviyesine doğru gelişen çok sert satışlar sonrasında yaşanan tepkinin ulaştığı seviye olan 99.000 seviyesiyle son günlerde gördüğümüz en düşük değer olan 83.500 seviyesini referans almak kaydıyla yaptığımız bir ölçümlemede karşımıza çıkan tablo gereğince değerli dostlar, şuradaki %23.6 seviyesine denk gelen 87.286 seviyesi önemli bir mana taşıyor ve bu seviyenin üzerinde kalınabildikçe endekste yukarı yönlü tepki isteğinin devam edebileceğini düşünmemiz mümkün olacaktır. Zira bugün 87.286 seviyesine yakın bir 87.300 diyelim bu bölgeye isterseniz, bu seviyeye yakın bir kapanış gerçekleştirdik. Bu seviye üzerinde kapanışlar devam edecek olur ise çok önemli direnç bölgesi olarak vurgulamış olduğum 88.000-88.400 aralığındaki direncin de aşılabilme ihtimalinden söz edebiliriz. İşte o direnç bölgesi aşılacak olur ise bu durumda 89.500 seviyesine doğru bir hareketlenme olasılığı, bu seviyeye kadar devam edebilecek veya genel anlamda 90.000 seviyesine kadar devam edebilecek bir yukarı eğilimden söz etme şansımız olabilecektir.
Ana koşul 87.300 seviyesi üzerinde minimum 2 kapanış görebilmek ve bu kapanışlar sayesinde ise 88.400 direncinin aşılabilme ihtimalinin daha kuvvet kazandığını söylemek mümkün olabilecektir. Gelelim arkadaşlar 240 dakikalık grafiklerimiz itibariyle, yani kısa vadeli, daha doğrusu seanslık grafiklerimiz itibariyle diyelim, biraz daha kısa vadeli bir değerlendirme yapalım ve bu kısa vadeli değerlendirmemiz itibariyle değerli arkadaşlar 86.000 seviyesinde önemli bir desteğin oluştuğunu görmekteyiz ve bu seviyenin üzerine çıkılmakla şurada görmekte olduğunuz 23.6'ya denk gelen 86.500-86.600 Fibonacci desteğimizi görmektesiniz ve son günler itibariyle, son saatler itibariyle daha doğrusu 86.000 seviyesi, 86.600 seviyesi bir destek olarak korunmaya çalışıyor. Bugün de bu seviyenin aşağısına gelinmedi. Dolayısıyla arkadaşlar kısa vadeli işlemler adına gün içerisinde özellikle 86.500 seviyesinin aşağısına gelinmedikçe endeksteki yukarı yönlü tepkisel niyetin devam edebileceğini düşünebiliriz. Ancak 86.500'ün günün herhangi bir anında kırılması durumunda satışların hız kazanabileceğini ve bu seviyenin bir direnç konumuna gelebileceğini dikkate almak şartıyla gün içerisinde de endeksteki tablonun bozulduğu anı 86.500 referans noktası itibariyle de anlayabilmek mümkün olacaktır. 86.500 üzerinde kalmaya devam edildikçe az önce sizlere ifade ettiğim 88.400 yani şu direnç noktası önem taşıyacaktır. Şurada da direnç etkisini gösterdiğine tanık olmuşuz zaten. Değerli arkadaşlar günlük grafiklerimiz itibariyle günlük grafiklerimize birazdan döneceğim. Evet grafiklerde bir sıralama değişikliği olmuş herhalde. Yabancı takas oranında hafif bir artış eğiliminin olduğunu ifade ediyorum. 64.14 seviyesine ulaşmış olan bir oranımız mevcut. Geçtiğimiz haftayı 63.89 ile tamamlamıştık. Şu anda hafif yönlü bir yukarı eğilim gündemde. Zannediyorum arkadaşlar bugünkü işlemler sonrasında da yarına yansıyacak şekilde yabancı takasında çok ufak bir iyileşmenin söz konusu olduğunu yarın da görmüş olabileceğiz diye düşünüyorum. Haftalık grafiğimizi görmektesiniz arkadaşlar. Haftalık grafiğimiz itibariyle pivot seviyemize dikkat ettiğimiz zaman 85.700 seviyesinin bu hafta için önemli bir pivot noktası konumunda olduğunu ve ilk önemli direncimizin 87.800 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zira dün olduğu gibi bugün de 87.800, 87.900 veya genel anlamda 88.000'e yaklaşımlar oldu. Ancak direnç etkisini göstermek suretiyle gerileme eğilimine maruz kalındı ve 85.700 üzerinde tutunma devam ediyor. O halde bu seviyenin aşılması, özellikle 88.400 kritik noktasının aşılması durumunda 89.300'e kadar devam edebilecek bir hareketliliği pivot verilerimiz itibariyle de görmekteyiz. Ancak 85.700 seviyesinin aşağısına gelinmesi durumunda ise ilk etapta 84.200, ardından geçtiğimiz hafta tutunduğumuz ve şuradaki destek hattından tepki bulmuştuk hatırlarsanız. Burası 83.200 seviyesine denk gelmekte. 83.200'ün kırılması durumunda ise 82.000 seviyesi ön plana çıkabilecek olan bir destek bölgesi konumunda. Değerli arkadaşlar aylık grafikler bazında 68 aylık ortalamadan bahsetmiştim. 88.000 seviyesini şuradaki beyaz eğrim itibariyle de bu hareketli ortalama eğrimizi göstermekte görebilmektesiniz. Ve bunun haricinde değerli arkadaşlar VIOP kontratlarına geleceğim. Ancak VIOP kontratları öncesinde endekse dair söylemem gereken bir başka husus daha bulunuyor. Günlük grafiklerimiz itibariyle değerli dostlar kapanışımız 87.186 seviyesiyle gerçekleşmiş durumda. 87.186 seviyesi pivot seviyemizin üzerindeki bir kapanıştır. Bu açıdan yarın da 88.000 seviyesine, daha doğrusu 87.800 seviyesine çok yakından dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dün ve bugün vermiş olduğum analizlerimde 88.000 seviyesine yaklaşımların direnç etkisi gösterebileceğini özellikle vurgulamıştım. O halde 88.000'lere yaklaşımlarda şayet 87.500 üzerinde tutunamıyorsak, 88.000'e yaklaşımlar ardından yaşanan geri dönüşümlerde 87.500 üzerinde anlamlı bir süre, en az 1 saat 2 saat gibi bir süreçte tutunma yaşanamıyorsa, bu durumda geri çekilmenin öncelikli olarak 87.000 ardından da 86.500 seviyesine doğru devam edebileceğini dikkate almak gerekiyor.
Ancak 87.500 üzerine tutunma gerçekleşir ise bu durumda 88.385-88.400'e doğru hareketlenme olasılığını dikkate alabiliriz. Ancak 88.400 atağı sonrasında hızlı bir geri dönüşüm yaşanıp da 88.000 aşağısına iniliyorsa bu durumda bu direncin oldukça etkili olduğunu düşünmek mümkün olabilecektir. Ancak 88.000-88.400 aralığında anlamlı bir süre bir oyalanmaya tanık olabiliyorsak ve büyük hisseler diyebileceğimiz Garanti Bankası, Tüpraş, Ereğli ve diğer bankalar ve Türk Hava Yolları gibi hisselerde kayda değer para girişleri mevcut ise ve ilk 5 kurumlar bazında yabancı kurumların etkin alımlarının mevcut olduğunu görebiliyorsak 88.400 seviyesinin de aşılmak niyetinde olduğunu ve 89.000-89.500'e doğru hareketliliğin devam etme ihtimalini veya endeks adına iyimser düşünceler içerisinde olabiliriz. Arkadaşlar, önümüzde bir bayram tatili bulunuyor ve bu bayram tatili için tatil öncesinde parasını nakde çevirmek isteyenler için satış günü adına yarın son gün konumunda. Yani yarın yapılacak olan satışlar TL olarak pazartesi günü yarım gün olacak biliyorsunuz. Pazartesi günü kişilerin hesaplarına geçecektir. Belki 8-9 günlük süreci daha farklı enstrümanlarda faiz gibi veya farklı farklı enstrümanlarda değerlendirmek isteyenler olacaktır. Veya bu süreç içerisinde hafta boyunca 3,5 gün kapalı olduğumuz süreç içerisinde dolar TL'de veya dünya piyasalarında yaşanabilecek olan bir olumsuzluğa reaksiyon verememe durumunu dikkate almak üzere tedbir almak isteyenler, bu riski almak istemeyenlerin satışları söz konusu olabilir. Bu açıdan özellikle endeksin 88.000 civarlarına yaklaştığı anlarda, ki bugün 87.200 kapanışı yarın 87.800 direncinin, hatta 88.400 direncinin bile test edilme, zorlanma ihtimalini gündeme getirmiş durumda, bu direnç bölgesinde özellikle temkinli olmanın yarar sağlayacağı kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, Viyop kontratlarımıza gelince, Viyop kontratları itibariyle, pardon arkadaşlar, Viyop kontratlarına gelmeden önce sizlerle hemen ilk 5 kurum bazında hangi kurumların bugün öncelikli işlemler yaptığını da ifade etmiş olayım. Kusura bakmayın arkadaşlar, bugün biraz düzensiz bir sıralamayla gidiyorum. Zira hazırlamış olduğum ekranlarım maalesef bir anda bilgisayarın istenmeyen bir kapanış sonrasında tamamı kayboldu ve tekrardan hızlı bir şekilde tanımlama imkanım olamadı. Evet değerli dostlar, bugün itibariyle Deutsche'nin 118 milyon TL civarında bir alım olduğunu görüyoruz. Deutsche lider alıcı konumunda bulunuyor. Satışlar, tacirler, Gedik ve Yapı Kredi tarafından gerçekleşmiş. Yine ikinci alıcı konumunda olan 62 milyon TL civarında İş yatırımın alımda olduğunu görüyoruz ki iş yatırım bugün bir ara 100 milyon üzerinde alıcı konumundaydı ama seans sonu itibariyle aldıklarının bir kısmını, hatta yarıya yakın bir kısmını satmış görülmekte. Deutsche'nin bugün ağırlıklı olarak hangi hisse senetlerini aldığını ve ortalamalarının ne olduğuna bakalım. Garanti Bankası'nda 18,5 milyon TL civarında bir alımı var ve 7,49 ortalama ile alımını gerçekleştirmiş. Akbank'ta yine benzer şekilde 18,2 milyon TL ve 5,74 ortalama ile alımını gerçekleştirmiş. Bugün hareketli ve primli olan Türk Hava Yolları hissesinde ise 6 milyon TL civarında ve 12 ortalama ile satıcılı olduğunu görmekteyiz. Diğer sütununa dikkat etmek gerektiğini ifade etmiştim. Kendini gizlemek isteyen bazı kurumların küçük kurumlar aracılığıyla satışlar yapabildiğine vurgu yapmıştım bugün seans arası yorumunda. Buradaki rakamın yüksek olmasının manidar olabileceğini ifade etmiştim. Zira 118,5 milyon, 120 milyon TL civarında bir satış rakamının olması bazı kurumların ilk 5 sıralamada görülmemek, kendilerini gizlemek adına yukarı eğilimleri satış fırsatı olarak kullanmakta olduklarını ifade edebilir noktasında bu konuya da ehemmiyet vermek gerekiyor. Bir de arkadaşlar, bugün itibariyle hangi hisselere yoğun olarak para giriş ve çıkışının yaşanmış olduğuna bakalım. Bu site arkadaşlar borsapivot.com sitesidir. Bazı verilerin ve teknik bilgilerin yayınlanmış olduğu bir sitedir. Ancak bazı bölümleri ücretlidir, bunu belirtmiş olayım. Günlük para giriş ve çıkış linkini tıkladığımız zaman arkadaşlar, burada karşımıza gelen tabloda ok tuşlarımız aracılığıyla son gün itibariyle en çok para girişi yaşayan hisseleri görebiliyoruz. Türk Hava Yolları'nın 28 milyon, Garanti'nin 14.3 milyon, Ereğli'nin ise 11.7 milyon civarında bugün en çok para girişi yaşayan hisseler konumunda olduğunu görebiliyorken, aynı zamanda diğer bir ok tuşuyla bugün en fazla para çıkışı yaşayan hisseler
Bir de görelim. Emlak Konut'ta, Yapı Kredi Bankası'nda, Kardemir'de, Halkbank'ta, Koza ve İpek'te günün en çok para çıkışı yaşayan hisseler olarak görülebilmekte. Son 5 işlem günü itibariyle en çok para girişi yaşayan hisselere de sıralatmamız mümkün olabiliyor. Burada bir son 5 günü gün gün incelemek mümkündür. Garanti Bankası'nın 135 milyon civarında, 135 milyon TL civarında önemli bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Yine Türk Hava Yolları'nın özellikle son 5 işlem gününde para girişi yaşayan ve sonuç itibariyle 87 milyon TL civarında bir para girişinin mevcut olduğunu görüyoruz. Yine Halkbank 79-80 milyon TL civarında ciddi bir para girişiyle son 5 işlem günü itibariyle ön plana çıkan hisse senetleri konumunda. Gelelim arkadaşlar Viyop cephesine. Viyop Haziran kontratları itibariyle duruma baktığımız zaman Viyop Haziran kontratlarında seans arasında vermiş olduğum yerin yorumda 111 bin ve 111 bin 300 aralığının önemli bir direnç bölgesi olduğunu, bu direnç bölgesi aşılır ise eğer ancak 112 bin 200 ve 112 bin 500 bölgesine doğru bir hareketlenmenin söz konusu olabileceğini, ancak dün itibariyle 111 bin 111 bin 300 direncini aşmak adına gösterilen çabanın başarılı olamadığını, bu açıdan bu direnç bölgesinin biraz daha önem kazanmış olduğunu ifade etmiştim. Zira bugün 111 bin ötesine geçilemedi. En yüksek 109 bin pardon 110 bin 500 pardon özür diliyorum arkadaşlar. Bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafik olduğu için doğru bilgiyi vermedi bana. Evet, bugün itibariyle en yüksek olarak 110.975, yani 111.000 seviyesi görüldü. 111.000 seviyesinin direnç etkisi olduğunu ifade etmiştim. Buradan gelen satışlar ardından 110.000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan bir Viyop Haziran kontratları seyrine tanık olduk. Özetle bugün 110.000 desteğinin çalıştığını net bir şekilde izledik ve 110.500'ler civarında bir kapanış oldu. Yarın itibariyle endeksin 87.000 üzerinde kapanışı ve Viyop kontratlarının 110.500 civarındaki kapanışı dikkate alındığında yeniden bir 111.000 atağa gelebilir. 111.000, 111.300 bölgesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu seviye önemli bir direnç konumunda. Zira arkadaşlar buradaki 120 dakikalık grafiğimiz itibariyle de tabloya baktığımız zaman şuradaki 110.000 desteğimizi görmektesiniz ve bu desteğin ötesinde, bu destek üzerinde kalınabilir ise olası hedef bir sonraki Fibonacci direnci olan 112.300 seviyesidir. 112.300 seviyesi arkadaşlar çok önemli bir direnç bölgesidir. Aynen endeksin 88.400'deki önemli direnci gibi. Zira 111.000, 111.300 ara direnç bölgesi geçilebilir ve bu seviye net bir destek konumuna gelebilir ise bu durumda 112.000 ila 112.500 aralığı, özellikle de 112.300 seviyesine yakından dikkat etmek gerektiğini ifade edebilirim. Şurada görmekte olduğumuz kırmızı bir hattımız bulunuyor arkadaşlar. Bu kırmızı hattımız ise şu an içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle Viyop Haziran kontratlarının en çok dikkat edilmesi gereken direnç noktasıdır. 113.150 veya 113.200 olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin aşılması durumunda 115.000 ve ardından 120.000 dirençleri olasılık kazanabilecektir. Değerli arkadaşlar, bir de Viyop kontratları adına sizlere bugün hangi kurumların ne işlemler yaptığını bir değerlendirme yapmaya çalışayım bu konuyla ilgili olarak. Bugün arkadaşlar Merrill Lynch'in 8.271 kontrat satıcı tarafında olduğunu görmekteyiz. Mexa'nın 1536, Citymenkul'ün 1055 kontrat civarında, yine Deutsche'nin de 656 kontrat civarında satıcı konumunda olduğunu görüyoruz. İş yatırım arkadaşlar, dünkü analizimde özellikle belirtmiştim. Ağırlıklı olarak short pozisyon biriktirme eğiliminde olan bir kurum idi. Ancak bugün 4330 kontrat civarında alım yapmış görünmekte. Dolayısıyla iş yatırımın short biriktirmekte olan bir kurumun bugüne özel elindeki short miktarını azaltır bir eğilim içerisinde bulunması bir manada Viyop kontratlarında en azından çok kısa vade adına, belki yarına dikkat hesap etmek kaydıyla iş yatırım böyle bir pozisyonda bulundu. Yarın da bir yukarı yönlü atağın olabileceği ihtimalini gündeme getirmiş bulunuyor. Zira dediğim gibi iş yatırım dünkü analizimi dinlemiş olanlar tarafından hatırlanacağı üzere daimi olarak short pozisyon sayısını artırma eğiliminde olan bir aracı kurumdu. Yine bu mantığın dışında Merrill
Lynch'in ise arkadaşlar bugün 8200 kontrat civarında satış eğiliminde olması bir manada bugün yapmış oldukları alımları hedge etmek amacını taşıyabilir veyahut da yukarı yönlü bir atakta uygun bir pozisyon görmek suretiyle ki satış ortalamasına baktığımız zaman 110.200 civarında bir rakamı görmekteyiz. Bu da aslında çok iyi bir ortalama gibi görülmemekte. Arkadaşlar çok bariz bir şekilde alıcılar veya satıcılar yönünde çok bariz bir tablonun olduğunu söyleyemeyiz. Ama genel anlamda bugün itibariyle, kapanış itibariyle 15.690 alıcının kontrat alım, 14.775 kontratla satış olduğunu dikkate aldığımız zaman alıcılar lehine 870 kontratlık bir avantaj ile günün tamamlandığını söyleyebiliriz. Yarın için arkadaşlar özellikle direnç bölgelerine long pozisyon taşıyanlar adına veya short pozisyon açmak isteyenler adına özellikle direnç bölgelerine dikkat edilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olayım. Efendim şimdilik hoşçakalınız diyorum. Birazdan dolar TL ile ilgili olarak yine borsayı da ilgilendirebilecek şekilde bazı açıklamalarda bulunacağım. Bu analizimi de birazdan yayına almış olacağım. Şimdilik hoşçakalınız, selamlar ve saygılarımla.